Merhaba canlarım. Merhaba güzellerim. Evet, ekonomi saatindeyiz. Tabii ekonomi konuşacağız ama önce çok önemli bir noktayı mutlaka sizinle paylaşmam lazım. Bir minik analiz yapmam lazım. Aslında analiz siyasi ama temeli bana göre, benim penceremden gördüğüm kadarıyla temeli ekonomik. Milli Savunma Bakanlığımız Suriyeli 2900'e yakın askeri bizim silahlı kuvvetlerimizin öldürdüğünü söyledi. Açıkladı değil mi? Biliyorsunuz. 2884 demişti. Herhalde 2900'ü bulmuştur. Belki de geçmiştir. 2900 askeri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından öldürülen ve bu bütün dünyaya duyurulan bu ölümler, bütün dünyaya duyurulan ülkenin başkanı yani Suriye'nin başkanı Esad ne dedi duydunuz mu? Türkiye bizim düşmanımız değil dedi. Türkiye ile her konuda görüşmeye ve uzlaşmaya hazırım dedi. Bu korku mu? Kimilerine göre korku. Zarafet mi? Büyük ihtimalle dünyadaki pek çok, hatta daha çok insana göre zarafet. Diplomatik zarafet. Bana göre devlet aklı. Ne korku, ne zarafet. Devlet aklı. Çünkü 10 neredeyse 9 yıldır savaşan, iç savaş yaşayan bir ülke, iç savaş. Dış savaştan, uluslararası, devletler arası savaştan çok daha tehlikeli bir savaşı yaşayan bir ülkenin başkanı. O da görüyor koltuğunun tehlikede olduğunu. Ekonomisinin berbat olduğunu. Biz Türkiye ile savaşmak istemiyoruz. Türkiye bizim düşmanımız değil diyerek aslında ekonomideki aktörlere ve halkına moral veriyor. Sabredin, bekleyin diyor. Her şey iyi olacak demek istiyor. Ve bir şeyin daha farkında. Rusya'nın sadece üst kurma peşinde olmadığının farkında. Ülkesinin işgal edileceğini gördü. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleri de bir şeyin farkında. Rusya sadece Suriye'yi değil, Türkiye'yi de işgale hazırlanıyor. Ve ne yazık ki Avrupa Birliği ülkeleri de Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye ve Suriye Rusya tarafından iktisaden ve askeri yönden işgal edildiği için 3. Dünya Savaşı'nın çıkaracak çılgınlığı yapmayacaklar. Putin bunun farkında. Putin bunu çoktan fark etti, çoktan gördü. İşte bu nedenle şimdi Avrupa devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi Suriye ile savaştırmak istiyorlar. Esad bunu gördü. Biz gördük mü? Bilmiyorum. Bilmiyorum herhalde. Görmüş olmaları lazım birilerinin. Ya da bugün toplantı yapıldı. Tam net olarak bilgi sahibi değilim. Ne çıktı bilemiyorum henüz. Ben bu konuşmayı yaparken bilgilere sahip değildim canlarım benim. Ama çok da iyi şeyler çıkmış olabileceğini zannetmiyorum. Tuzak için, kurulan tuzağı daha da ilerletmek için bir tutam ot daha koyabilirler önümüze. Bilmiyorum, bilmek de istemiyorum aslında çok daha fazlasını. Çünkü o zaman kafam daha çok çalışıyor. Kafam daha çok çalıştıkça daha berbat şeyler de kurabiliyor kafamdan. Oysa ben beynimi, bütün insanların beyinlerini hatta daha iyiye, daha güzele planlamalarını, programlamalarını istiyorum. Ben dünyanın her şeyin, dünyadaki her şeyin enerji olduğuna inananlardanım. Her şey enerji. Ve enerjiyi biz kendi beyinlerimizle, insanlar beyinleriyle yönlendirebiliyorlar. Daha yakın bir zamanda düşünce gücüyle bir kitabı yerinden oynatıldığını öğrendik. Hay palavra değildi. Kamera oyununda değil. Düşünce gücü çok yüksek bir güç aslında canlarım benim. Olağanüstü bir güç. Ama dedim ya bu düşünce gücünü bütün insanların olumlu yönde kullanmaları daha
Zaman alacak. Mutlaka zaman alacak. İşte bu süreçte önemli olan, Türkiye'yi ve Suriye'yi yönetenlerin devlet aklına başvurmaları. Kişisel akılla olmuyor. Çünkü siyasetçi devlet aklını kullanamıyor. Mutlaka seçim kuşkularını kullanıyor. Ya seçimi kaybedersen? Seçimi kaybedeceğini anladığı andan itibaren de fazla pervasızsa bu sefer dikta yönetimine başvuruyor. Bunu bütün dünyada gördük ölçülerini, ölçeklerini, örneklerini. Çok var. Tabii Türkiye'de böyle bir şeye devlet aklı izin vermez. Ama bugün Recep Tayyip Erdoğan diktaya heves etmese ki etmez, etmemeli. Ettirilemez. Ama başkaları ederse ne olur? Önemli olan dikta heveslilerini Türkiye'de diktatörlük rejimi kuramayacaklarına ikna etmek, inandırmak. Bundan emin olmalarını sağlamak. Bu da tabii ki halkların, sivil toplum kuruluşlarının ve anayasal kurumların elinde. Eğer anayasal kurumlar, sivil toplum örgütleri, iş dünyası, bütün iş dünyası, saadet hüsiyat değil, bütün sivil toplum örgütleri ve halk ve medya tabii ki, Türkiye'de diktatörlük kurulamayacağını bütün dünyaya haykırmalılar. O nedenle ben Türkiye'de diktatörlük rejiminin gelebileceğine ihtimal bile vermiyorum canlarım. Diktatörlük rejimine geçtiği andan bizim gibi ülkeler ekonomide paçavraya dönerler. Hele şu halimizle paçavraya döneriz. Çünkü diktatörün geldiği anda yapacağı ilk iş dış borçları bir an önce ödemek için en az 7-8 sene sürecek çok ağır bir iktisadi tedbir planları uygulamaktır. Bunu uygularken de zengine zarar vermeyecektir. Bunu uygularken de gelişmiş ülkelerin sanayileriyle rekabet etmeyecektir. O şartla diktatör olmasına izin verirler. Aksi halde diktatörlükte bırakmazlar onu. Onun için canlarım ekonomimize dikkat edelim. Evet, şimdi Merkez Bankası açıklamalar yapıyor. Yeni açıklamalar yapıyor. Okuyor musunuz, takip ediyor musunuz bilmiyorum. Krediye ulaşım zorlaştırılıyor. Kredi pahalılanmıyor. Dikkat. Kredi pahalılanırsa tabii bu zincirleme etki yapıyor. Hayır. Peki ne yapacaklar? Krediye talebi kısmak için o kadar ağır şartlar getiriyorlar ki. Bir defa 65 yaşından sonrakilere kredi yok. Onlar unutsunlar krediyi. Hiç sıfır ihtimal. Ne kadar zengin olurlarsa olsunlar demeyin. Çok zengin olurlarsa ayrı. Benim söylediğim 65 yaş üstü emeklilere, esnafa kredi yok bundan sonra. Onlar ne ev alabilirler, ne buzdolabı, ne televizyon, ne çamaşır makinesi. Onlara hiçbir şey alamazlar. Onlar emekli maaşlarına sadece zaten karınlarını doyurmaya yeter. Başka bir şey düşünmesinler. Merkez Bankası bunu neden yapıyor? Enflasyon. %12-37. Yıllık enflasyon %12-37. E hani %8? Nerede %8? Ne zaman düşecek %8'e? Haziran, Temmuz, Ağustos'ta biraz gıdadan dolayı fiyatlar ucuzlar. Biraz yakıt makıt yok. O da fiyatlar değil de hayat pahalılığını yani giderleri biraz kısar. Sonra Türkiye genelde kış ülkesi. Eylül yarısından itibaren Ekim'den okullar başlıyor zaten. Yeniden yine hadi buyurun size enflasyon. O nedenle Merkez Bankası daha şimdiden krediye ulaşımı zorlaştıracak. Doğru mu yapıyor? Onu sanayiciye sormak lazım. Onu Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na sormak lazım. Rifat, krediye ulaşımın zorlaşması iyi mi kötü mü sence? He? Efendim? Satışlarınız mı düşecek? Siz de üretimi kısarsınız. Her zaman öyle yapmıyor musunuz? Zaten getirdin yurt dışından 1,5-2 milyona yakın Suriyeli'yi çalıştırıyorsun bedava.
Benim çocuklarım aç, işsiz açsız oturuyor kenarlarda kahve köşelerinde sayende. Sayende. Reisi sen ikna ettin buna. Reisi sen ikna ettin ama hiç kimsenin bundan haberi yok. Kimsenin de bunu konuştuğu yok. Evet. Reisi buna sen ikna ettin. Nasıl ikna ettin? Bir de Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin kasasından 25 milyon dolar verdiğin bir tane helikopter aldın. Almadın mı? Aldın. E tabii aldın. Neden aldın sahi? E o benim başkanım. O benim reisim. E peki. Bir şey demedik. Aldıysan reis de güle güle kullanıyor zaten helikopterini. Ama senin yüzünden milyonlarca işçi işsiz kaldı Rıfat. Bak ekonomi bu halde. Neden? Çünkü sen Türkiye'nin en kalabalık ticaret ve sanayi örgütünün başkanısın. 22 yıldır oradasın Rıfat. Ve 22 yıldır bir defa ben senin ağzından demokrasi istediğini duymadım. Bir kere bile ağzından ben senin demokrasi istiyoruz, hukuk devleti olalım dediğini duymadım. Eğer sen ve senin örgütünün üyeleri, sana aidat ödeyenler hep birlikte Türkiye'nin hukuk devleti olmasını istiyoruz. Haklı rekabet istiyoruz. Devlet ticaretin ve sanayinin üzerinden elini çeksin. Kamu bankaları özgürleşsin. Kamu bankası. Zaten bir tane kamu bankası var. Ziraat Bankası. Halk Bankası'nın hisse senetleri borsada satılıyor mu? Satılıyor değil mi? Satılıyor. E borsada hisse senedi satılan bir banka, kamu bankası olamaz tabii ki haliyle. Bir kısmı kamunun bankası olur sadece. Vakıf Bank öyle. Vakıf Bank kamu bankası değil. Bir tek Ziraat Bankası. O Ziraat Bankası da asla adil ve haklı rekabete dayalı kredi mekanizmasını kullanmadı. Yani canlarım benim. Merkez Bankası faize ulaşımı zorlaştırarak aslında adaletsizliği de körüklemiş oluyor. Neden? Çünkü bankalar, bilhassa yine kamu bankası en önde, hatta diğer pek çok banka sadece ve sadece zaten çok parası olan, o çok parasını dövizde değerlendirip öbür taraftan düşük faizle kredi kullanabilme imkanına sahip varlıklılara kredi verecek. Yoksula, orta direğe kredi yine yok. Yoksul ve orta direğe kredisizlik, sefalet, acı, işkence, varlıklıya ve AKP'liye ise bol bol kredi ve özgürlük. Demokrasi mi dediniz efendim? Peki efendim. O demokrasi sizin olsun. Ben almayayım. Canlarım, güzellerim benim. Moralinizi bozmayın ya. Ya ben günün durum tespitini yapıyorum. Merak etmeyin ya. Lütfen merak etmeyin. Ne kadar güveniyorsun kendine dede diyenlerinizi duyar gibiyim. Kendime güvenmiyorum. Yaşadıklarıma, bildiklerime, deneyimlerime güveniyorum. Çünkü her karanlıktan sonra, en yoğun olduğu zamandan sonra hep güneş açtı hayatımda ve ülkemde. Gene açacak. Ona güveniyorum. Tekrar tekrar hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.